Merhaba. BS Finans izleyicileri, bu haftaki yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta gene geçtiğimiz hafta ABD borsalarından neler olmuş ona bir bakacağız. Tabii geçtiğimiz haftanın en önemli olayı Jackson Hole toplantısındaki Powell konuşmasıydı. Merakla bekleniyordu. Powell aslında fazla renk vermedi gene her zamanki gibi. Yalnız tabii üstü kapalı da olsa artık istihdam verilen istihdam piyasalarının zayıflamasına bağlı olarak bir sonraki toplantıda faizi düşüreceğine dair işaretleri de verdi. Burada Market Watch'tan bir şey aldım, makale. Başkan Jerome Powell tüm seçenekleri Fed'in masasında tutarken dramatik faiz indirimi tonu kesintileri yapıyor. Yani Market Watch bunu bu şekilde yorumlamış ama ben gene de Eylül ayında öncelikle 25 bas puanlık bir indirimle başlayacaklarını düşünüyorum. Yani zamanının geldiğini artık Powell da farkında. Özellikle istihdam piyasasındaki yavaşlama ya çok atıfta bulundu. Burada mesela Apollo Küresel Yönetim'den Thorsten Slok'un bir yorumu var. Eğer iş gücü piyasası güçlenme belirtileri göstermeye devam ederse o zaman 25 bas puan düşecekler. Eğer iş gücü piyasası evet zayıflık belirtileri gösterirse o zaman FED kesinlikle 50 bas puanı gitmeye açık şeklinde yorumlamışlar. Tabii Fed'in elinde iki seçenekler hala açık, yani isterse 50 bas puan da indirebilir. 50 bas puan piyasalar tarafından biraz paniğe sebep olabilir ilk etapta bu kadar bir anda yüksek indirime gidilmesi. Bakalım bunu göreceğiz. Sonuçta piyasalar geçtiğimiz haftayı Amerikan borsaları iyi kapattı. Şuradan S&P 500'ün grafiğini açalım. Şimdi şöyle bir geriye doğru gittiğimizde bakın şu okla gösterdiğim zaman bu 31 Temmuz'daki Fed görüşmesinin hemen sonrasıydı. Powell'ın konuşması sonrası. O gün iyi karşılanmıştı. Sonra 3 gün ard arda çok büyük düşüşler yaşandı. 5 Ağustos Japonya Black Monday oldu biliyorsunuz. Daha sonrasında yaptığım yayında şu seviyeyi takip etmeyi önermiştim. 5389 seviyesini, daha önce Temmuz ayındaki dip. Daha sonra bir önceki hafta bu seviye aşıldı ve S&P 500 gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir rally yaptı bu geçtiğimiz 2 hafta 3 hafta sürecinde. Şurada Perşembe günü Jackson Hole öncesi bir piyasa kar aldı. Satışlar geldi biraz. Ve son olarak gördüğünüz gibi all time high 5667'ye oldukça yakın bir şekilde Cuma günü kapatmış oldu. Şimdi buradan takip listemize gidelim. Geçtiğimiz hafta takip listesindeki neler olmuş ona bir bakalım. Bu her hafta takip ettiğimiz liste tabii. Burada neler görüyoruz? Öncelikle haftanın en iyi kapatanları iShares Russell 2000 Small Cap Endeksi oldu %3.66 ile. Ve Nvidia gene yükseldi. Bu hafta %3.84 ile. Ana sektörlere baktığımızda teknoloji, endüstriyel ve finansal sektörlerin de primle kapattığını görüyoruz. %1'in üzerinde primler yaptılar. ABD 10 yıllıkları 3.80 seviyesine kadar geriledi. Bu hafta gene %2'nin üzerinde bir düşüşle kapattı. Endekslere şöyle bir bakalım. Dow Jones %1.27 ile artıda. S&P 500 %1.45 ile artıda. Ve
Nasdaq %1,09'la pozitif kapattı. Yani bu hafta olumlu bir hafta oldu. Jackson Hole öncesi. Ama şimdi Magnificent Seven dediğimiz muhteşem yedili teknoloji hisselerine de bakarsak Amazon yatay kapatmış. Microsoft sadece eksi kapatanlardan. Nvidia en iyi kapatan. Tesla Alphabet, Google güzel prim yapmış. Apple hafif pozitif kapatmış. Ve Meta hafif pozitif kapatmış bu haftayı. Bir de önümüzdeki haftaki verilere bakacak olursak bizi neler bekleyecek? Şimdi tabii Jackson Hole toplantısında bu arada Powell hiç resesyon konusuna değinmedi. Resesyonun lafı bile geçmedi. Toplantıda daha çok işte pandemi sonrası bu enflasyonun nasıl gelip kalıcı olduğundan, onu kestiremediklerinden falan bahsetti. İşte olası bir resesyon bekliyoruz, beklentisi karşısında faizi düşüreceğiz gibi bir şeyler, söylemler kullanmadı. Resesyonun lafı geçmiyor 5 Ağustos'tan beri. O açıdan bence doğru yapıyor Powell. Önümüzdeki hafta neler var ona bakalım. En önemli 3 yıldızlı olan olaylar tüketici güven endeksi Salı günü açıklanacak. Perşembe gayri safi yurt içi hasıla çeyreklik büyüme açıklanacak. Öncekiyle aynı bekleniyor. Burada 2,8 gelmişti biliyorsunuz. Gene 2,8 bekleniyor. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları gene Perşembe günü olacak. 30 Ağustos Cuma günü de PCE dediğimiz Fed'in önem verdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi Temmuz ayının aylığı ve Temmuz ayında gelecek veriyle birlikte yıllıklandırılmış değerlerini göreceğiz. Buraya beklentileri girilmemiş henüz. Önceki ay yıllık 2,6 gelmişti. Aylık da 0,2 gelmişti. Evet. Yani Jackson Hole'un olduğu bu şey önemli bir haftaydı tabii. Powell'ın ne diyeceği önemliydi. 5 Ağustos'taki Japanese Black Monday sonrasında kendisi hiç açıklama yapmadı. Resesyonla ilgili de bir açıklama yapmadı. İşte başka Fed governorlarından faiz indirimi sinyalli açıklamalar falan gelmişti. Şimdiye dek süreç iyi yürüyor gibi. Tabii hala resesyon endişesi var. Devamı gelebilir. Bunu gene önümüzdeki süreçte gelen verilerle birlikte göreceğiz. Piyasa nasıl davranacak? Ancak şu ana kadar tabii bu 5 Ağustos'ta dip yaptı ve tekrar toparlamış oldu Amerikan borsaları. Bakalım önümüzdeki süreç bize neler getirecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. BS Finans izleyicilerine iyi bir hafta ve bol kazanç diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.